Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Ligon horoz ve tavukları ile ilgili bilgiler vereceğim. Arkadaşlar ilk önce Ligon horozumla başlayayım. Resimde gördüğünüz horozum başlamazlığımdır. 3 yaşına yaklaştı. Mart'ın 19'unda 3 yaşına girecek ve tavukların başıdır. Kümesin patronu olur. Ona ayağıma bakan horoz yok. Şu anda kümeste 5 tane horoz var. Ve 5'i de ona saldırmaya cesaret edemiyor. Çok iyi dövüşen bir horozdur. Tavukları çok iyi gider. En baskın horozlardan biridir. Tavuklar da zaten onun sözünden çıkmaz. Gördüğünüz gibi şu anda tavukları gezdiriyor bahçede. Arkadaşlar bu horozun diğer bir özelliği ise güzel bir damızlıktır. Ve çok fazla eşleşir. Şimdi arkadaşlar bu horoz yabancılara karşı çok sinirli ve agresiftir. Sahibine karşı İyi uyudur, dediklerimi yapar. Öt dediğinde öter. Öt dediğimde mesela ötebilir. Yoruzdur. Dediğim gibi diğer canlılara karşı da saldırgandır. Mesela kümesine giren köpek köpeğe, kediye falan saldırır. Başka horozlara karşı saldırır. Yabancı hayvanlara karşı saldırgandır. Diğer bir konu ise arkadaşlar. Bundan şimdi göstereceğim. Evet, köy horozları. Bu köy horozları arkadaşlar. Paçalı köy horozları. Bunlar pek fazla dövüşte yatkın değillerdir. Renkleri güzel olduğu için aldım. Civcivken almıştım. Şu gördüğünüz iki haydut benim horozlarım. Onlar benim sözümden çıkmaz. Onları tavuklarla katmıyorum arkadaşlar. Onlar tavuklardan ayrı bir bölmede sadece ikisi var. O ikisi insanlar gibi yer, içer, oturur. Yatması bile sırtüstüdür arkadaşlar. O derece güzel bir tavuk horozlarıdır. Şu gördüğünüz arkadaşlar yeni horoz olmaya başladı ve çiftleşmeye çalışıyor. Çilli horoz. Güzel paçaları vardır. Rengi de çok güzel. Civcivken almıştım dediğim gibi. Niye bağırıyoruz oğlum? Arkadaşlar size biraz iki ayıptan bahsedeyim. İnsanlar gibi yer içer kalkarlar. İşte benim peşimden ayrılmaz. Ben nereye gidersem giderler. Öt deyince öterler. Mesela bahçenin alanını çok iyi Kızım oraya korurlar. çıkma. Dışarı çıkmazlar. Şu yan resimde gördüğünüz işte o kafası çıkan tavuk. İntikamız işte şimdi daha iyi görüyorsunuz. Bu ikisi durmadan beraber takıldılar. Ve birbirleriyle çok iyi anlaşırlar. Kümesteki tavukların horozuna köpeğe yanına koşarlar arkadaşlar. Görüyorsunuz Yanıma ya. gelirler, yanıma otururlar. Çok iyi bir horozlar. Onlar da ligon horozlar arkadaşlar. Kümesin korumasını çok iyi yaparlar. Şu tavuklara taran yine kümesinizin baş Yani horozudur. bu horozları anlatmaya gerek yok. Pek horozlarım Tavuklara da bir abimiz. O da köpekler köpeklere bak ya, sinirlenip bak. bağıracak arkadaşlar. Ha, görüyorsunuz değil mi? Köpekleri. Bak bak. Köpekler orozları. Alan savunması yapıyor birebir. Tüyde şu anda en iyi tüyleri geliyor. Ve bunda da başarılı bir oroz arkadaşlar. Bir şey mi Kümesin dediniz yanına abicim? gelirken Şey, ne bir şey mi oldu? insanlar da saldırgan olur. Önce göstereyim. Bir güzel çok güzel orozlar var. O bir sinin gülü. Oğlum oraya çıkma demedim mi ben sana? Kalk oradan. Kalk. Korkudan ne yapacaklarını bilemedim dedi. Öt Efe. Efe nereye gidiyor? Efe ötmedi. Öt. Sesini toplamaya çalışıyor, ne yapıyor? Bir daha koltuğum otum akıyor oğlum. Koltuk sadece benim koltuğum. Aferin. Aferin. Efe gidince ötersiniz zaten. Hint kızı. Yakışıklı. Tın tırın. Tın 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 tın. Sussex. Burada paçalılar var. Bak, ite görüyor musun? Av iti. Şerefsiz av iti. Yok, oradan bakıyor.